İslam davetçisinin vasıfları nedir? İslam davetçisi evvela kendisi İslam'ı yaşayan bir insan olmalı. Yürüyen Kur'an olmalıyız. Bize bakan bizde Kur'an'ı görmeli. Yürüyen Kur'an olmalıyız. Ondan sonra elbette ki zamanının gereklerine göre kültür sahibi olan, zamanına hitap edebilecek bir birikime sahip olan bir insan olmalı. Bu zamanda hayatında ne fizik okumuş, ne matematik, ne kimya, sadece birkaç Arapça kelime, birkaç fıkıh kitabı, bu şekilde İslam davetçiliği olmaz. Bunların olacağı tablacı olmaktır, başka bir şey değil. Böyle olmaz. Bugün birçok medreselerde maalesef, ben onları da kınamıyorum da onlar da onu görmüşler, hocalarına onu görmüşler, o kadar öğrenmiş, o kadar öğretiyorlar. Yine de Allah razı olsun, bir şey demiyorum ama bu şekilde bir yere varamayız diyorum ben. Kınamıyorum ama ikaz ediyorum. Medreselerde çocuk bir şeyler okuyor güya ama dünyadan habersiz, ne siyasi konuları bilir, ne beşeri bilimleri okumuştur. Ondan sonra ne olacak bu işte? Meslek de yok. Bu şekilde hiçbir şey olamıyorlar. Bir kenarda kalıyorlar ve araya gidiyorlar. Yazık, günah oluyor. Bu şekilde bir sürü böyle medrese mezunu kardeşlerimiz var. Bunlar kendilerini geliştirmelidirler. Ve hizmet onları geliştirir. Hizmetin içinde rol alırlarsa hizmet onların kültür seviyelerini de yükseltir. Dava adamı hedefine kilitlenmiş bir mermi gibidir. Nasıl ki güdümlü füzeler var. Güdümlü füzeleri gönderiyorlar, bir hedef gösteriyorlar. O başka bir şey gözü görmez onun.